Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Âl-i İmrân suresi 101 ve 108. ayetler arasını değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. Keyfe tekfurûne, nasıl inkar edersiniz? Ve entüm tütle aleykum ayatullah, Allah'ın ayetleri size okunuyor iken. Ve fîkum rasûlü, ve Allah'ın rasûlü içinizdeyken. Ve men ya'tasim billahi, kim Allah'a yönelse, fakat hudiye ila sıratın müstakim, o dosdoğru bir yola sevk edilmiş olur. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ittegullah hakka tugatihi, Allah'tan hakkıyla korkun. Ve la temutunne illa ve entum müslimun, ve sizler ancak Müslümanlar olarak, Müslümanlar olarak, Allah'a teslim olmuş kimseler olarak o şekilde ölün, o şekilde bu dünyadan gidin. Ve atasimu bihablillahi cemi'a, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferragu, ayrılığa, fırkalara düşmeyin. Ve zkuru ni'metallahi aleykum, Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. İz kuntum a'daen, siz birbirinize düşman idiniz. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, böyle düşman idiniz de Allah kalpleriniz arasında bir ülfet meydana getirdi. فَاَصْبَحْتُمْ بِنِيَامَتِهِ اِخْوَانَ, böylece Allah'ın nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ, bir ateş çukurunun kenarında idiniz. فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, Allah sizi oradan kurtardı, o ateşten kurtardı. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ, Allah ayetlerini bu şekilde size beyan ediyor, açıklıyor. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, ta ki doğru yola gelesiniz diye, hidayete eresiniz diye. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ, içinizden bir topluluk bulunsun. يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ, hayra davet eden. Ve يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, marufu, iyi şeyleri emreden. Ve يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, kötülükten de sakındıran bir topluluk bulunsun. Ve اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, işte felaha eren, kurtuluşa erenler bunlardır. وَلَا تَكُونُوا, o kimseler gibi olmayın ki. كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا, onlar fırkalara bölündüler. Vahtelafu min ba'di ma ca'ahumul beyinat, apaçık deliller, ayetler kendilerine geldikten sonra ihtilafa düştüler. Yani siz onlar gibi olmayın, ihtilafa düşmeyin. Ve ulaike lahum azabun azim, işte büyük azap o kimseler içindir. Yani dinde ihtilafa düşen, fırkalara bölünen kimseler içindir. يَوْمَ تَبْيَدُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ, ve o gün, artık hesabın görüleceği o gün, bir kısım insanlar yüzleri bembeyaz olacak, ağaracak, ama bir kısım insanların da yüzleri simsiyah olacak. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, yüzleri simsiyah olanlara gelince onlara denilecek ki اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ, İmanınızdan sonra küfre mi düştünüz? İnkar mı ettiniz? Fezûkul azâbe, öyleyse tadın azabı. Bimâ küntüm tekfurun, inkarınıza mukabil, küfrünüze mukabil, öyleyse tadın azabı denilecek. Ve emmellezîne biyaddat vücûhuhum, ama yüzleri ak olanlar, yüzünün akıyla hesabı verenler. Fefî rahmetillâh, onlar Allah'ın rahmetindedir, Allah'ın rahmetine mazhardırlar. Hum fiha halidun, ve onlar orada Allah'ın rahmetinde daimidirler. Tilke ayatullah, işte bunlar Allah'ın ayetleridir. Netluha aleyke bil hak, bir hakkın hakkıyla biz bunları sana tilavet etmekte, okumaktayız. Ve mallahu yuridu zulmen lil alemin, Allah alemlere asla zulüm murat edici değildir. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'in her ayeti insanlara yol gösteriyor. Her ayeti insanlara önemli mesajlar veriyor.
Bu bir sayfada da Allahu Teala çok önemli mesajları bizlere bildirmekte. İşte iman gibi bir nimete sahip olduktan sonra imandan ayrılmaya çalışmak, imandan yüz çevirmek bu olur şey değil. Ayet-i kerime bu noktaya dikkat çekiyor ve şöyle bildiriyor. Ve keyfe tekfurune, nasıl küfre düşersiniz ki? Ve entüm tütle aleykum ayetullah, Allah'ın ayetleri size okunuyor. Ve fikum rasuluhu, Allah'ın Resulü de içinizde. Bunu Peygamberimiz devri itibariyle düşünecek olursak, zaten sebebi nüzulünde de buna yer veriliyor. Önce sebebi nüzulü ben ifade etmeye çalışayım. Yahudilerden birisi Şammas İbni Kays bir gün bakıyor ki Ensardan bir topluluk, Evs ve Hazreç kabileleri, çocukları bir araya gelmişler ve beraberce güzel güzel tatlı tatlı oynuyorlar, sohbet ediyorlar. Damarına dokunuyor. Yani bunlar niye böyle oldu? Bunlar neden bir ve beraber oldu? Malum daha öncesinde Evs ve Hazreç kabileleri arasında 120 yıl devam eden bu as harpleri var. Ve 120 yıl birbirleriyle savaşmışlar. Ve pek çok kişi hayatını bu savaşlarda kaybetmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye teşrif ettikten sonra hicretle Medine'nin aynı zamanda reisi oluyor. Hem peygamber hem de devlet başkanı durumunda. Ve Evs ve Hazreç kabileleri, yani Medine'deki o Müslümanlar bu şekilde dost ve kardeş haline geliyorlar. 120 yıl devam eden bu as harbi bitiyor ve böylece düşmanlıkları unutuyorlar, dost ve kardeş haline geliyorlar. Bu Şammas İbni Kays ve benzeri kimselerin rahatsız olduğu bir durum. İşte o yaşlı Yahudi bakıyor ki kendilerine bakan yönüyle durum iç açıcı değil. Müslümanların bu tarzda bir ve beraber olması onu rahatsız ediyor. Ve bir Yahudi delikanlıya git diyor, şunların arasına karış, eski günlerden bahset. O bu as günlerinden, iki tarafın yaptığı savaşlardan bahset, iki tarafın kahramanlarından bahset, bakalım ne olacak. Ve genç bir Yahudi bunların arasına karışıyor. Eski günleri bunlara hatırlatıyor. Neydi o eski günler, ne kahramanlar çıkıyordu gibi. Ve iki tarafın da asabiye damarını tahrik ediyor. Bunun neticesinde iki taraf arasında yok siz haklıydınız veya biz haklıydık, siz kuvvetliydiniz, biz kuvvetliydik gibi. Bu şekilde bir tartışma çıkıyor ve tartışmanın neticesinde bunlarda kabilecilik damarı tekrar depreniyor ve artık silah silah demeye başlıyorlar. Silaha sarılacaklar, birbirleriyle dövüşecekler. Durum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iletiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen oraya geliyor ve Allah Allah diyor. Ben sizin içinizdeyken böyle mi olacaktı? Allah'ın ayetleri size okunup dururken tekrar eski cahiliye günlerine dönmek mi istiyorsunuz? Ve onlara çok etkili bir konuşma yapıyor ve bu etkili konuşmanın neticesinde iki taraf hatasını anlıyor ve o kardeş hallerini devam ettiriyorlar. İşte ayet-i kerime, Allah'ın ayetleri size okunup dururken, içinizde Allah'ın Resulü varken nasıl imandan sonra küfre dönersiniz? Ayet-i kerime sebebi nüzulüne bakan yönüyle bunu bildiriyor. Peki bize bakan yönüyle, şu anda bize bakan yönüyle değerlendirecek olursak, Allah'ın ayetleri bize de okunmaktadır. Evlerimizde Kur'an-ı Kerim var ve televizyonlarda programlar var, camilerde programlar var. Allah'ın ayetleri bize okunuyor. Ve Resulullah içimizde, yani hayatımızda, Peygamberimizin sünnet-i seniyesi var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ruhaniyatıyla hayatta ve uygulama noktasında da hayatın doğrudan içinde. Bir Müslüman Peygamberimizin yaptıklarını yapmaya çalışır, onun gibi olmaya çalışır. Dolayısıyla Allah'ın Resulü içimizdeyken, Kur'an'ın ayetleri okunup dururken imandan sonra küfre dönmek ve cahiliye adetlerine dönmek kâr akıl değildir. Ve men ya'tasim billah, kim Allah'a yönelirse, fakat hudiye ila sıratın müstakim,
dosdoğru bir yola o sevk edilmiş olur. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ittegullaha hakka tugatihi, Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa o şekilde korkun. Allah'tan hakkıyla korkun. Kıyasa girmez de anlama noktasında belki şöyle bir örnek verebiliriz. Diyelim ki kaymakamlıkta çalışan bir amir, kaymakamlıkta çalışan bir memur amirinden az çok çekinir. Makam yükseldiğinde bu çekinme biraz daha artar. İşte en yüksek makam Cenab-ı Hakk'ındır. Bütün alemlerin Rabbidir. Her şeyi yaratan O'dur. Amirler amiri O'dur. Durum böyle olunca Allah-u Teala'dan hakkıyla korkmak, nasıl korkulması gerekiyorsa o şekilde korkmak. Ve bu lezzetli bir korkudur. Allah'tan korkmak ona muhabbete engel değildir. Allah'tan korkmak emirlerini yapmak tarzında anlaşılmalı. Yasaklarından da kaçınmak tarzında anlaşılmalı. Zaten tefsirlerde ittegullah, Allah'tan korkun denilirken, bunun açıklaması yapılırken bir terkil maasi, yani günahları terk etmek suretiyle Allah'tan korkun deniliyor. Ve la temutunne illa ve entum müslümun, amana, Müslüman olma dışında bir şekilde sakın ölmeyin. Evet, her insan ölecek ama Müslüman olarak ölmek bu apayrı bir ayrıcalıktır, bir fazilettir. Başka türlü ölüm hiç hatırınıza gelmesin. Sadece ve sadece Müslüman olarak, Allah'a teslim olmuş kimseler olarak ölmeye çalışın. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا, ve toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi mecazi bir ifade. Allah'ın dini, Allah'ın kitabı gibi. Nasıl ki bir insan kuyunun dibindeyse, üstten bir ip sarkıtılmışsa o şekilde kuyudan kurtulmuş oluyor. Bizler de kendi halimize kalsak cehalet kuyusunda ve bir takım yanlış örf ve adetlerin kuyusunda kalabiliriz ve kalırız. Ama Kur'an-ı Kerim semadan bize tedelli etmiş, sarkıtılmış bir ip misali, ona sarıldığımızda o dalalet çukurundan, kuyusundan kurtulmuş olacağız. Ve bunu yaparken de toptan yapmak gerekiyor. Fert olarak hemen Kur'an'ı yaşamaya çalışmak değil, dinin emirleri topluma da yöneliktir. Toplumun hidayetine yöneliktir. Toptan Allah'ın ipine sarılmak. وَلَا تَفَرَّقُوا, fırkalara bölünmeyiniz. Burada belki şuna açıklık getirmekte fayda görüyorum. Mesela 4 mezhep var. Aynı zamanda İslami cemaatler var, tarikatlar var. Acaba bunlar dinde bölünmek midir? Bunları doğrudan dinde bölünmek olarak değil de vazife taksimi şeklinde görebiliriz. Ama zararlı olan bir bölünmek vardır. Müslümanların kendi aralarında problemler yaşaması, cemaatlerin birbirlerine düşman olması, mezheplerin birbiriyle çatışması, bu dinde bölünmektir. Ama normalde aralarında bir problem olmadan doğrudan dini anlama, dini yaşama noktasında cemaatler, mezhepler meydana gelmişse bunu problem etmemek gerekir ve problem de değildir zaten. Normal şartlarda İslam dünyasında farklı mezheplerin olması problem olmamıştır. Hanefi, Şafii, Maliki gibi mezhepler kendi aralarında ciddi bir problem yaşamamaktadırlar. Öte yandan tarikatların olması, İslami cemaatlerin olması da eğer kendileri problem yapmazlarsa doğrudan bir problem değildir. Bunlar vücuttaki farklı azalar gibi veya askeriyedeki havacı, karacı, denizci, karacıların kendi aralarında piyade gibi, jandarma gibi, tankçı, topçu gibi gruplara ayrılması, bu tarzda değerlendirilebilir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ihtilafı ümmeti rahme, ümmetimin ihtilafı rahmettir hadisini bu anlamda değerlendirebiliriz. Ama zararlı olan bir ihtilaf vardır. O da nedir? Müslümanların kendi aralarında cedelleşmeleri, kendi aralarında boğuşmaları. Bu nadiren olmuştur ve zararlı olmuştur. Ayet-i Kerime'nin yasaklamış olduğu bu anlamda bir bölünme. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. اِلْكُنْتُمْ اَعْدَاءً, siz birbirinize düşman ediniz. Sebebin üzül itibariyle düşünecek olursak Evs ve Hazreç
120 yıl birbirleriyle savaşmışlardı. Birbirine düşman durumdaydı. Fe'allefe beyne gulubikum. Allah kalplerinizi telif etti. Kalplerinizi birbirine ülfet ettirdi. Fe'asbahtum bi ni'ametihi ihvane. Böylece Allah'ın nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Din kardeşi oldunuz ve eskide problemler geride kaldı. Ve kuntum ala şefa hufratin minen nar. Bir ateş çukurunun kenarında idiniz. Fe enqadakum minha. Allah o ateş çukurundan sizi kurtardı. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi. Allah ayetlerini bu şekilde beyan ediyor. Leallekum tehtedun. Ta ki hidayete eresiniz, doğruyu bulasınız diye. Veltekum minkum ummetun. İçinizden şöyle bir topluluk bulunsun. Yed'une ilal hayr. Hayra davet eden. Ve ye'muruna bil maruf. İyiliği emreden. Ve yenhevna anil münker. Ve kötülükten sakındıran. Bu son derece önemli. Mesela bugün diyelim Türkiye'de sağlık alanında 100 bin doktor görev yapıyor diyelim. Takribi bir rakam olarak. Bu 100 bin doktor 70 milyon nüfusu tedaviye çalışıyor. İşte manevi sağlık ekibi olarak da, maneviyat tabipleri olarak da ümmet içinde böyle bir topluluğun olması lazım. Ve bunlar insanımızın maneviyat ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Hayra davet eden, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluğun olması gerekiyor. Ve buna göre bir altyapı meydana getirmek ve bunun ekonomik yönü, eğitim yönü, bunların ümmet tarafından sağlanması gerekiyor. Ve ulaike humul müflihun, felaha eren, kurtuluşa erenler işte bunlardır. Ve la tekunu kellezine teferragu, birbiriyle iftirak eden, birbirinden ayrılan, fırkalara bölünen kimseler gibi olmayın. Vahtelafu, ve ihtilafa düşen kimseler gibi. Min ba'di ma ca'ahumul beyinat, apaçık ayetler, ifadeler kendilerine geldikten sonra ihtilafa düşen, dinde ihtilafa düşen kimseler gibi olmayın. Ve ulaike lehum azabun azim, onlar için büyük bir azap vardır. Ve bu azap diğer alemde yevme tebyaddu vucu ve tesveddu vucu, o azabın olacağı o alem, ahiret aleminde bir kısım yüzler ak olacak. Alnının akıyla hesabını verecekler ve bunlar cennete gitmenin sevinciyle simaları ak pak olacak. Ve tesveddu vucuh, bir kısım yüzler ise azabın dehşeti karşısında simsiyah hale gelecek. İnsan çok üzücü bir haber aldığında birden rengi değişebiliyor. Çok sevindirici bir haber aldığında birden yüz hatları değişiyor ve tebessüm ediyor, yüzü nurlanıyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, diğer alemde o yüzü kapkara hale gelecek olanlar. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ, onlara denilir ki imanınızdan sonra küfre mi düştünüz? فَذُوقُ الْعَذَابَ, öyleyse tadın azabı. بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ, inkarınıza mukabil, küfrünüze mukabil o halde tadın azabı denilecek. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, ama yüzleri bembeyaz olanlar ve alnının akıyla bu hesaptan çıkanlar. فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ, onlar Allah'ın rahmetindedirler. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ, ve onlar orada daimidirler, ebedidirler. تِلْكَ اَيَاتُ اللّٰهِ, işte bunlar Allah'ın ayetleridir. Netluha aleyke bil hak, hak olarak sana biz bunları tilavet etmekte, okumaktayız. Ve mallahu yuridu zulmen lil alemin, Allah alemlere zulüm murat edici değildir. Yani Allahu Teala hiç kimsenin haşa hakkını gasp etmiş değildir. Allah rahmetiyle tecelli eder. Ama bir kısım insanlar kendileri zulmeder, zulümlerine karşılık olarak da Cenab-ı Hakk'ın cezalandırılmasına maruz kalırlar. Burada gerçekten bu sayfada çok önemli mesajların verildiğini gördük. Allahu Teala özellikle dinde bir olmak, beraber olmak, ihtilafa düşmemek, bu noktada çok önemli mesajları bize verdi.
ve sebeb-i nüzulüne bakan yönüyle değerlendirdiğimizde Medine Müslümanlarının Evs ve Hazrec'in din nimeti sayesinde kardeş olmaları bu anlatıldı. Ve eğer bunlar dine sarılmayacak olurlarsa eski cahiliye günlerine dönecekler. İçlerinde Allah'ın ayetleri okunurken, içlerinde peygamber varken doğru yoldan, hak yoldan sapmış olacaklar. Bize bakan yönüyle Allah'ın ayetleri bize de okunuyor. Allah'ın Resulü manen aramızda, hükümleriyle aramızda, yaşantımızın doğrudan doğruya içinde. Eğer biz hayra davet eden, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk çıkarabilmişsek, onların öğütlerinden istifade edebiliyorsak, o zaman yüzümüz ak olacak. Diğer alemde bir kısım yüzlerin kararacağı, bir kısım yüzlerin ağaracağı günde yüzümüz ak olacak ve o şekilde imtihanın hakkını eda etmiş olacağız. Cenab-ı Hak hepimizi şu dünya hayatını en iyi bir şekilde değerlendiren, ihtilafa düşmeden dini yaşayan bahtiyarlardan eylesin ve öbür alemde yüzümüzü ak eylesin. Bir başka programımızda tekrar görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler, geceler diliyorum.